Arkadaşlar, arıların birkaç grubu ayırarak tanımlayacağız. Petek yapışına göre arıları iki gruba ayırırız. Bir, bazlamacı. İki, kılıççı. Arkadaşlar, dünyada böyle bir ırk yok. Bakın, petek yapış şeklerine göre tanımlıyoruz. Arkadaşlar, bunun dışında bir de arkadaşlar renklerine göre arıları tanıyacağız. Renk. Evet arkadaşlar, arıları renklerine göre tanırken siyah ırklar sarı ırklar. Tanımamız lazım, bilmemiz lazım. Neden? Bir bakıyorsunuz arının biri siyah yani kahverengi ve koyu renk. Bir de bakıyorsunuz arkadaşlar sarı olanlar var. Bunlar var arkadaşlar. Siyah, Kafkas, Karniyol. Bunlar siyah ırklardır. Sarı ırklar ise arkadaşlar İtalyan ve Anadolu ırkı. Ne fark var arkadaşlar aralarında? Var fark. Arkadaşlar şuraya iki tane ana arı resmi çiziyorum. Bakın. O farkı burada göreceğiz. Evet arkadaşlar. Sarı ırk dediğimiz zaman şunu sarı ırk yap belirleyelim. Şunu da siyah ırk olarak belirleyelim. Arkadaşlar bunların kanatlarına çok fazla zaman harcamak istemiyorum. Şurası karın kısımları 7 boğumdur. Diğerlerinde de aynıdır arkadaşlar. Bakın. Kafkas'la Karniyol'u da ayırırsınız. İtalya'nın Anadolu'yu da ayırırsınız. Şimdi onları tek tek çizeceğim burada. Hatta çoğaltacağım burada. Önce şu renk kavramını bir anlayalım, ondan sonra öbürlerine devam edeceğim arkadaşlar. Şunu Kafkas yapalım. Arkadaşlar şu karın halkalarının tamamı siyahtır. Ola ki bazen şurada sarılıp görebilirsiniz. Sarı dediğim arkadaşlar hafifçe kırmızıyla çiziyorum. Olabilir. Tamamını çizersem karalar şeklini bozar da onun için yapıyorum arkadaşlar. İtalyan ise arkadaşlar bakın ilk halkaları sarıdır. Sonra kahverengi veya siyah olur. Bu şekilde anlaşılıyor mu arkadaşlar? Şunu İtalyan yaptık arkadaşlar. Şuraya Karniyol da çizeyim. Hepsinin üzerine tek tek yazarsam daha iyi anlaşılmış olur. Bakın arkadaşlar bu da Karniyol olsun. Karniyol'da da arkadaşlar İlk halkası genellikle sarıdır, sonrakiler siyahtır. Dikkat ederseniz arkadaşlar, İtalya'nın en az 4 halkası sarı, Karniyol'un en az 2 halkası sarı. Kafkas'ın ise
İlk halkaları sarı, siyah, son halkaları şey arkadaşlar. Aralarda fark var. İtalyanla karniyolu kıyaslarsa karniyol arkadaşlar siyah benekli. Bakın bu ne demek arkadaşlar. Şimdi tamamını yapıyorum. Bakın dikkat edin. Bu tamamen siyah. Yani koyu renk. Siyahtan kastım kahverengi de olabilir. Aralarında arkadaşlar siyah siyah benekleri var. Bakın. Kafkas'ı ancak böyle tanırsınız. Karniyol ise arkadaşlar bakın siyah değildir. Gri renklidir. Şimdi gri rengi nasıl veririz arkadaşlar? Hafifçe siyah yaparız. Arasına sarı yaparsak biraz da karışırsa gri anlaşılıyor mu arkadaşlar? Buraya kadar iyi mi? İyi oldu. Tamam. Mesele yok arkadaşlar. Şimdi Anadolu ırkını ayrı isteyeceğim. Neden? Bizim özlerimiz arımızdır. Ha bizim topraklarımız arkadaşlar karniyol olma olasılığı biraz zayıf. Ama Kafkas bizim var arkadaşlar. Rize, Artvin yöresinden tutun o yörelerde Kafkas. Hatta Kafkas ırkının ana vatanıdır derler oraya. İtalya'nın ana vatanı arkadaşlar. İtalya'nın güneyinde Sicilya adası vardır. Oradan ilk görünmeye başlamış. Oradan İtalya'ya yayılmış. Avrupa'ya doğru oradan çıktı arkadaşlar. Karniyol da Avusturya arasıdır. İtalya'nın kuzey doğusundan başlar. Avusturya o bölgelerin arasıdır. Alpler bölgesinin arasıdır. Arkadaşlar Türkiye coğrafyasını şöyle bir düşünecek olursam Türkiye'nin ovaları var. Sulu ovaları var, kuru ovaları var, dağlık kesimleri de var. İşte arkadaşlar bu ırklardan Kafkas ve Karniyol Anadolu topraklarına çok uygun, iklimine uygun. Ne dağları, ovaları var arkadaşlar. Ama İtalyan ırk arkadaşlar bizim bu bölgenin arısı değil. Bunun rengi sarıdır. Hatta arkadaşlar özellikle bir de üzerinde durayım. Tamamen sarı olanları da var. Bakın Ballıpınar'da emekli müfettişimiz var. İçimizde Ballıpınarlı var mı bilmiyorum. Veli Bebe'ye tanırlar, Meryem Bebe'ye tanırlar. Tanıyan var mı? Şu an bunu tanıyorsunuz, tamam. Veli Bebe müfettişti, o da benim kurslarıma geldi. Zamanında da beni tepkiye de gelmişti. İlişkilerimiz çok çok iyidir. Hatta zaman zaman Ballıpınar'daki vatandaşların arıları var. Haftada bir, 10 günde bir uğrar bakarım. Ben hocamı da mutlaka ziyaret ederim. Eşimi de öğretmen okuldan arkadaşımdır zaten. Şimdi işte kursa geldi 2005-2006 sezonunda, 2005'in sonunda arıcılık kursunu ilk defa ben açtım diyor başta, ben başladım. Ben de rica ettiler, hay hay dedim, başladım. Veli hocam da o kursun başlangıcında önce olan birisiydi. Veli hocam, burada şey var, Gentex sahibi var, Enbiya. Onlar beni teşvik ettiler, ille senler bursu teşvik ettiler, başladık arkadaşlar. Ben hocam 3-5 sene sonra yurt dışından mı bağlantı kurdu, İzmir'den mi bağlantı kurdu bilmiyorum arkadaşlar. 10 tane İtalyan anarı getirtiyor. Tabii o güne kadar arkadaşlar ben anar ırkları görmemiştim. Yani İtalyan'dan çalışmamıştık. Anarlar geldi arkadaşlar. 10 tane anarı getirmişti, öyle hatırlıyorum. Kendisinin de 7 tane arısı vardı. 6 tanesi bölünecek gibiydi, bir tanesi zayıftı. O 6 arıyı arkadaşlar böldüm. 3'er çıta, 4'er çıta. Şey, kimisinin ya anasını değiştirdim, ya işte böldüm, bir şey yaptım. Arkadaşlar, böldüklerimi arının yanına koydum. 3'er çıta, 1'er de çıta arı boşalacak. Bunları daha ileride bahsedeceğim. Şimdi üstün kör geçiyorum. Niye? Daha sonraki zemin hazırlayalım diye. İtalyan arılar geldi arkadaşlar. 6 tanesini ben hocamın arılarına kullandım. Hocam dedi 4 taneyi ben ne yapacağım? Al bunu da sen götür dedi. O zaman da benim arılar hacılarda. Hacılardan böldüm 4 tane arımı. İçerisinde böldüm. Getirdim. O zaman o karolanın üstüne de arı koydum. Oradan oraya getirdim. Şimdi yavrularını göreceğiz arkadaşlar. Asıl ilginçlik orada zaten. Arıları verdim. Kontrollerine gitti. Pardon, ben hocam kendisi yaptı. Hocam dedi, anaların hepsini dedi almışlar dedi. Arkadaşlar arıların bir özelliği vardır. Dışarıdan gelen anaları kolay kolay kabul etmez.
Neden? Benden değil bu der. Ne yapacak? Ya öldürecek. Bunu verme tekniği vardır. İşte bir kutunun içinden gelmiştir. Şurada kek kısmı vardır. Arılar da şuradadır. Ana arının yanında 5-6 tane de işçar olur. Ana arıya bakacaklar oradadır. İşte kekli kısmını de açarız. Telli kafestir. Açarız. Arıların üzerine şöyle koyuruz. Benim de kendimin uyguladığı bir yöntem var. Kekin orayı ince bir çöp alırım elime. Keki de delerim. Bir miktarda bal çalarım ki bal da içeriye akar. Aktığı zaman ana arının üstüne de gelir. Arılar bu keki yiyerek arkadaşlar burayı açarlar. 2-3 gün içinde ana arıya ulaşırlar. Ana arıya ulaştı. Ana arının üzerinde de bal var. Ballı olduğu için ana arıyı kolay kabul eder arkadaşlar. Yoksa kabul etmezdi. İşte bal koymamızın sebebi o. He, bal koymadan verseydik ana arının en az 2-3'ünü öldürürlerdi. Kabul etti arkadaşlar. Tamam yoluna devam edildi. Ver hocama dedim şimdi sen daha sonra şöyle yap. 20-25 gün sonra mıydı, bir ay sonra mıydı, Bel hocam beni aradı. Hocam dedi, bizim aralarda bir ilginçlik var. Nedir hocam? Ben biliyorum tabii, kaynaklardan okuyorum. Elimde o güne kadar İtalyan arı yoktu ama oradan iyi hatırlıyorum, biliyorum kaynaklarda. Arkadaşlar, işçi arıları altın sarısı gibi olur. Kafkasinkiler siyah olur. Bu ana arıdır ama şeyleri de öyledir. Arıların cinsi de öyledir. Karnıyorlarda kül renginde gri olur arkadaşlar. Tamam, hocam dedi, benim puanlar dedi, arılar dedi, sapsarı. Hocam az daha bekledim, bir 10-15 gün daha bekle, hepsi sarıya dönecek. Neden? Önceki arılar kafkastı, siyahtı. 20 gün, 25 gün, bir ay sonra arkadaşlar açtı, baktı ki yarısı siyah. Arının kendisi, şurada sarılar da var, burada siyahlar da var, farklı. Dedim hocam dönecek, döndü arkadaşlar. Daha sonra yıl güzel gitti, bal aldı. İtalyan arkadaşlar daha da fazla bal yaptı. Neden? Bir, analar genç. İki, farklı bir ortama geldi bunlar. Ya İzmir'den getirdi, ya İtalya'dan getirdi. Şu anda onu bile ben bile unuttum arkadaşlar. Ondan sonra döndü. Sonbahar geldi arkadaşlar. Sonbaharda diğer arılar kış uykusuna girdi. Bakın ben de o zaman Kafkas var. Karnıyor var. Anadolu'nun menezleri de vardı o dönemlerde. Bu dedi 2006-2007 yazı. Anadolu'nun melezleri de vardı. Sağa sola gittiğim için yavaş yavaş melezlemeye başlamışlardı. Arkadaşlar İtalyanlar çok güzel bal yaptı. Kafkas'ın peteklerine bakıyorum siyah. İtalyan'ın peteklerine bakıyorum altın sarısı. Petekler kendisi de sarı. Neden? Kendi ırkı sarı olunca ürettiği bal mumu da sarı arkadaşlar. Ha, bal kapasitesi arkadaşlar Kafkas'a nazaran %15, %20, %30 bal fazlası var. O da çok güzel. Tamam, hoşuma gitti, iyi. Çok da hoşuma gidiyor. İlk defa da çalışıyorum ya. Arkadaşlar sonbahar geldi. Balları aldık. Arıların sonbahar bakımlarını, şerbetlerini veriyoruz. Kafkaslar, karnıyollar, Anadolu ırkında çizeceğim bunu, farklı çizeceğim. Onun için ayrı tutuyorum. Arkadaşlar onlar uykuya girdi, İtalyan uyumuyor. Habire çalışıyor, bal getiriyor. Allah Allah, bu nereden geliyor? Benden merak ediyorum ilk defa çalışınca. Çevremdeki arkadaşlar, başka arıcılara soruyorum. İşte veya görüşüyoruz. Yahu diyor, bir sarı arı geliyor diyor, bizim kovanlara giriyor diyor, bizim kovanların balını götürüyor. Eyvah, İhsan Hoca yanlış yaptın dedim ya. Hırsız çıktı arılar. Evet, hırsız çıktılar. Hem de iyi hırsızlar. Öbür arılar, samimi söylüyorum, uykuya giriyor. İtalyanlar gidiyor, vatandaşın kovandaki balları çekiyor. Samimi söylüyorum, o çevrede birinin 7 kovanını, birinin 6 kovanını söndürdüler. Ya sonbaharda balı aldım, bitirdim sonbaharda neyse. Sonbaharda o kovanlardan bir daha bal alıyor. Aldı. Ama sonradan farkına vardım ki vatandaşın arılarını bitirmiş. Hemen arkadaşlar o an, önünden sonraki sezonda o anaları hepsini imha ettim. Başka puanlardan onları ana verdim. Neden? Bana iyi çalışıyor, hoş da vatandaşları bitiriyor ama. Evet arkadaşlar, orada bir soru geldi, onu alalım. Yorum geldi hocam. Şey yok mu bu? Yorum geldi. O arı iyiymiş hocam. Getirelim buraya. Oh ne güzel. O zaman sizde 3 arı, 5 arı olacak. Bende de 100 arı olacak. Bir araya getirelim mi? He, o zaman itiraz ediyorsun değil mi? İşte bak, o zaman iş değişiyor. Olmaz arkadaşlar.
bize olmayan zarar veren karşımdaki de zarar verir, olmaz. Ha arkadaşlar, zamanı gelecek, onu da göreceğiz yağmacılık konusunda. Kafkas'ta da yağmacılık yapar. Zaten İtalyan kökten yağmacı. Karniyol'da arkadaşlar kötü şartlar geldiği zaman o da yağmacılık yapar. Şimdi çizeceğim, Anadolu ırkı da yapar. Ama bu olumsuz davrandığımız zaman yapar arkadaşlar. Diğer zaman yapmazlar. Yani gerekli önlemleri alırsak çok kolay kolay yağmacılık yapmazlar. Arkadaşlar Anadolu ırkını da çizeceğim demiştim. Onun renk görünüşü daha da farklı. Onun için ayrı çiziyorum. Onu da anlamaz açısından. Ama şunları çizin arkadaşlar. Bakın. Kafkas'ın ilk halkaları koyu renk, siyah ve benekli. İtalya'nın çok büyük bir bölümü sarı. Karnıyol'un ise ilk halkaları arkadaşlar sarı halkası. Sonrakiler gri renkli, kül renkli arkadaşlar. Anadolu ise bizim öz arımız arkadaşlar. O daha bir başka ilginç. Evet, onu da çizeyim ki ana konusunda, arı konusunda aklınızda başka sorunlar kalmasın. 7 halk olacak arkadaşlar. Şöyle yapayım onu da. Yani karışıklık olmasın arkadaşlar. Anadolu ırkının arkadaşlar çok farklı özelliği var. Diğerlerinden farklıdır. Farklılığı işte tanıyabilmemiz açısından fark eder. Arkadaşlar önce şunları da söyleyeyim. Kafkas iri bir arıdır. Siyah beneklidir. İtalyan sarıdır. Karniyol da kül rengindeydi. Bak yapış şekillerini de şimdi altına çizeceğim. Daha iyi anlamanız için ama irilik bakımından arkadaşlar İtalyan biraz iridir. Az bir iridir. Atıyorum. Kafkaslar 1 santimse uzunluğu işçileri, bu da 1.1 milim, yani 1 milim fazlalığı var. Onu gördüm. Balı da çok farklı renk yapıyor. Ama burada kışlatmaya kalkarsak başka sıkıntılar çıkıyor. Onu da biraz sonra söyleyeceğim arkadaşlar. Anadolu ırkı ise, yazayım ki karışıklık olmasın. Arkadaşlar Anadolu ırkının bakın ilk halkası sarı, ikinci sarı, üçüncü de sarı, sarı yapalım. Üçüncü halkadan sonra işler değişiyor arkadaşlar. Bakın sarı azalıyor, siyah çoğalıyor. Dördüncü, beşinci halkaya geldik arkadaşlar. Sarı azalıyor. Siyah çoğalıyor. Bakın. Bu bariz olarak görünüyor mu arkadaşlar? Görünüyor. Tamam. Sarı azalıyor. Siyah çoğalıyor. Burada da az bir sarılık var. Gerisi siyah arkadaşlar. Evet, Anadolu'nun arkadaşlar görünüşü de bu. Bu da sarıyla koyu renklerin karışımıdır. Tanıyabilirsiniz. Uzunluğu bakımından arkadaşlar Kafkas, İtalyan ve Karniyol iri arılardır. Anadolu arısı da küçük arıdır. Kafkas'ın dil uzunluğu arkadaşlar bu. Daha sonra da yazacağım ama buraya yazayım onu. Dil uzun. En uzun bunun dili arkadaşlar. İtalya'nın dil uzun. Orta uzunlukta değil mi ama yine dil uzun olsun. Karniyol diyor arkadaşlar dili uzundur. Anadolu ırkının ise arkadaşlar dil kısadır. Boyu da kısadır arkadaşlar. Kafkas'ın boy uzunluğu 1 milimetre, santimetre diyelim arkadaşlar. Biraz daha uzun olabilir arkadaşlar. İtalyan 1.1 santimetredir.
Karnıyol da arkadaşlar 1 santimetre civarındadır. Şey ise arkadaşlar 0.9 milimetredir.